Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Evet. Yeah! Hoş geldiniz, defalar getirdiniz sevgili değerli izleyici konuklarınız. Evet. Kulağımız mübarek olsun diyoruz. Kur'an'da kader ve insan psikolojisini etkileriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi üzerine karşı karşıya sevgili değerli insanımız kader kavramını söylediğim anlamda değineceğiz. Biraz da gördüğünüz bitişinde de ve anlamda bugün de yapmıştık. Ne demiştik? İşte anlamlara girdik. Bu anlamları taşımakla beraber aynı zamanda kuşumun özel ve bölümümüzde ilk yapmayı bir sonraki bölümümüzde kader kavramını sözlük anlamda diyerek kanın değerli yazar Ahmet Rıfat Sağlam'ın Kur'an'da kader ve insan psikolojisinde etkileri attığı kitabını alarak bizlerle beraber seyir sürüyü gelebilirsiniz. Bizlerle beraber hem okuyu takip edersiniz daha güzel olabilir. Gönül değil. Reklamlardan eğer kazanırsa kazandığımız gelinlerle de bir çekiliş yapıştırmaya bu kitabı elinde gizlerinize ulaştırıp aynı zamanda sizlere takip etmeliyiz. İnşallah sizde olacaktır diye düşünmekteyim. Bu gerçekleşir inşallah hayalimiz bir diğer. Kader kavramı sözlükte ölçme, güç yetiştirme, güç yetiştirme, hüküm verme, güç daraltma gibi anlamlara gelen kader kavramıdır. Sevgili değerli kutlandık. Bu sadece bu kitap açısından değil, diğer kitap videolarımızda da aynı şekilde bir çekildi. Kazanımıza geldik. Kazanımız yeterler. Kafana dönerek yapardık. Muhtemelen bir şey değil. Sevgili değerli kutlandık. Önce bir sözlerden hatırlattık. Bizi çocuklar, çocuklarla da konuşuyorlar. Ben sorduğum gibi bu konumuzda da anladığımız zaten hani reklamlanmak değil, para kazanmak değil. Size faydayı sağlamak. Evet, tekrardan başa kararlı, tekrardan okuyalım. Kader kavramı sözcükte ölçme, güç yetişme, güç verme, güç kullanma gibi anlamlara gelen kader kavramı C-D-R kader sözcükten bir şeyin hacmini ve şeklini belirlemek, o şeyin kimlendiğini, bir şeyi sayesinde etmek, bir şeyi kendine özel haklarıyla ortaya koymak ve teşkil etmek, ölçüsünü ve kimlerini belirlemek anlamında da bu kavram anlamında. Görüşmek üzere, hayırlı günler.